Adobe Acrobat içerisinde çeşitli işleri yapmak için kullanılan araçlar, araç çubuklarında gruplanmışlardır. Kullanabileceğiniz araç çubuklarını View, Toolbars altından görebilirsiniz. Şu anda bu pencerede gözüken File, Find, Page Display, Page Navigation, Select and Zoom ve Tasks pencereleri, daha doğrusu araç çubukları, akrobat için açık durumdadır. Bu araç çubukları akrobatı ilk yüklediğiniz zaman varsayılan olarak açılan araç çubuklarıdır. Herhangi bir araç çubuğunu açmak için bu menüden seçim yapabilir ve seçtiğiniz araç çubuğu içindeki araçları kullanabilirsiniz. Araç çubukları her zaman için açıldıkları anda diğer araç çubuklarına bitişik olarak açılmayabilirler. Herhangi bir araç çubuğunu Diğer bir araç çubuğuna bağlamak için sol taraftaki tırtıklı bölümden sürükleyip bağlamak istediğiniz noktaya bırakmanız yeterli olacaktır. Benzer şekilde herhangi bir araç çubuğunu yine aynı noktadan sürükleyerek bağlantılı olduğu yerden ayırabilirsiniz. Herhangi bir araç çubuğunu kapatmak için çarpı butonuna basabilir ya da view menüsü altından toolbars ...ve seçtiğiniz araç çubuğunun yanındaki işareti kaldırarak... ...bu araç çubuğunun kapanmasını sağlayabilirsiniz. Araç çubukların içinde tüm araçlar... ...ekrana sığmaları için göstermeyebilir. Araç çubuğunun içindeki gösterilmeyen araçları açmak için... ...View... ...Toolbars... ...More Tools seçeneğini seçip... ...araç çubuğunun altındaki... ...istediğiniz araçların görünmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin... ...dosya araç çubuğu içindeki... ...Open... Print, Save, Email ve Upload açıkken, Organizer, Attach a File ve Search açık değil. Bunları açmak için yanlarındaki kutucu işaretlememiz ve OK butonuna basmamız gerekiyor. Bu işlemi yaptığımızda seçmiş olduğumuz araçlar da araç çubuğunda gözüküyorlar. Araç çubuklarının görünümlerini değiştirdiğinizde yeni araç çubuğu ekleyip bazılarını kapattığınızda tekrar orijinal hale geri dönmek isteyebilirsiniz. Bu durumda View menüsünden Toolbars Reset Toolbar seçeneğini işaretleyebilir. Klavyenizden Alt F8 tuşlarına basabilir. Ya da ekran üzerindeki araç çubuklarının herhangi birinin üzerine sağ tıklayıp Reset Toolbar seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu durumda araç çubuklarınız akrobatın ilk yüklendiği haldeki orijinal görünümlerine geri dönecektir. PDF dokümanları birden fazla sayfadan oluşabilir. Tek bir sayfalı doküman içerisinde bile birçok yorum, ek ya da benzeri özellik bulunabilir. Tüm bunları kolaylıkla görebilmek ve tüm öğelere kolay ulaşabilmek için Navigation Panes yani gezinme panellerinden yardım alırız. Bu örnek için Varlıklar klasörü içindeki Ürünler Çok Sayfa.pdf dosyasını açıyoruz. Navigation panes ya da gezinme panelleri sayfanın sol ayında yer alır ve üzerine tıkladığınız zaman ilgili panel otomatik olarak açılır. Varsayılan olarak gezinme panellerinde pages, bookmarks, signatures, comments ve attachments bulunmaktadır. Bu paneller sırayla Sayfa içindeki, doküman içindeki sayfaları görüntülememizi, doküman içindeki bookmarkları yani favorileri görüntülememizi, doküman içindeki imzaları görüntülememizi, yorumları görüntülememizi ve üzerlerinde çalışmamızı ve ek dosyaları görüntüleyip üzerinde çalışmamızı sağlar. Varsayılan gezinme panelleri dışında herhangi bir gezinme panelini açmak için View Navigation Panels bu menü altından istediğiniz herhangi bir paneli seçebilirsiniz. Bazı gezinme panelleri ise sayfalarınız içerisinde yüzer durumda bulunabilir. View menüsünden Navigation Panels ve Content seçtiğinizde, dokümanınızın içeriğini gösteren bir content paneli ve bu panelin içinde de dokümanınızla ilgili özelliklerin bulunduğu alt alanlar karşınıza çıkacaktır. Bu panel, yüzer bir panel olarak dokümanınızın içerisinde size yardımcı olabilir bu paneli çarpıya basarak kapatabilirsiniz. Her bir navigation panel içinde bir içerik menüsü bulunmaktadır. Bu içerik menüsü o panelle ilgili işlemleri yapmanızı sağlayan ek özellikler içerir. Örneğin Pages bölümünde içerik menüsüne bastığımızda yeni sayfalar ekleyebileceğimiz, sayfaları çıkartabileceğimiz, değiştirebileceğimiz ya da silebileceğimiz çeşitli ek özellikler bulunmaktadır. Akrobat uygulamasının tercihlerine erişmek için Edit, Preferences seçeneğini seçebilir ya da CTRL K tuşlarına basabilirsiniz. Preferences altında akrobatla ilgili birçok farklı özelliği düzenleyebileceğiniz kategoriler bulunmaktadır. Bu kategoriler yorumlar, dokümanlar, tam ekran görünümü, genel, sayfa görünümü gibi genel özellikleri barındırmakla birlikte ...akrobatla ilgili oldukça detaylı ve farklı özellikleri de barındırmaktadır. Örneğin, dökümanlarınızın görüntüsünün hangi birimle gözükmesini istiyorsanız... ...bu birimi Units and Guides altından seçebilirsiniz. Units and Guides altından seçtiğiniz bu birim... ...dökümanlarınızın ölçü birimlerinin ekranda görüntülenmesi için kullanılacaktır. OK butonuna bastığınızda artık... Akrobat ölçü birimi olarak santimetreyi kullanacaktır. Bunu tekrar değiştirmek için Edit Preferences Units and Guides seçeneğini seçip istediğiniz herhangi bir boyutu ayarlayabilirsiniz. Uygulama hatası ya da işletim sistemi sorunlarından dolayı dokümanlarınızın kapanması ya da zarar görmesi söz konusu olabilir. Bu durumda dokümanlarınızı otomatik olarak kaydetme seçeneği açmanızı öneririm. Çünkü dokümanlarınızı bu şekilde kaybettiğinizde oldukça sıkıcı ve zaman kaybettirici bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Dokümanların otomatik olarak kaydedilme seçeneğini Edit Preferences Document seçeneği altından düzenleyebilirsiniz. Documents altında Save Settings bölümünde Automatically save document changes to temporary file every 5 minutes bölümünden isterseniz dökümanınızın belli aralıklarla otomatik olarak geçici bir dosyaya kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Varsayılan değerimiz 5 dakika. Yani Acrobat her 5 dakikada bir dökümanınızı geçici bir dosyaya kaydedecek. Eğer Acrobat bir şekilde kapanır ya da bilgisayarınızın elektrikleri kesilirse bir dahaki açılışında e, en son kaydedilmiş olan döküman size gösterecek... ve isterseniz oradan kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Bu özellikle ilgili değişikliği yaptıktan sonra uygulanması için OK butonuna basmanız yeterlidir. PDF belgelerini birkaç farklı yöntemle açabilirsiniz. Bunlardan birincisi Acrobat içerisinden File Open seçeneğini seçerek açılan pencere içinden ilgili dokümanı seçmeniz ve Open butonuna basmanızdır. Aç penceresi içinde herhangi bir PDF dokümanı seçtiğinizde PDF dokümanının ön izlemesi sağdaki pencere içinde gözükecek. Dosya boyutu ve en son değiştirilme tarihi de bu pencerenin altındaki bilgi alanında bulunacaktır. Open butonuna basarak PDF dokümanını Acrobat içerisinde açabilirsiniz. Aç penceresine hızlı ulaşmanın yolu ise araç çubuklarındaki Open butonuna basmaktır. Bu butona basarak da dosya açma penceresine erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra Windows gezgin içerisindeki Herhangi bir klasör içindeki PDF dokümanlarını da üzerlerine çift tıklayarak açabilirsiniz. Bunu yapmak için bu ders içeriklerinden Ders 2 altındaki Varlıklar klasörü altındaki Ürün Listesi.pdf dokümanına çift tıklıyorum. PDF dokümanları son açtığınız doküman listesi olarak File altında yer alırlar. Buradan da hızlıca en son açtığınız dokümanlar arasında gezinebilirsiniz. Bunun yanı sıra en son açtığınız dokümanları tarihçi olarak file menüsü altında görebilirsiniz. Bu alanda bugün açılan, dün açılan, son 7 gün, son 14 gün, son 30 gün ve son 12 ay içerisinde açılan dokümanlar bulunmaktadır. Bu alandaki Clear History butonuna basarak History altında bu sınıflandırmaların altında yer alan dokümanların görünümlerini silebilirsiniz. Bu işlem sadece histör altındaki görünümleri silecektir. Orijinal dokümanlarınız silinmeden aynen kalacaktır. Akrobat içinde açmış olduğunuz PDF dokümanlarının bazı bölümlerine daha yakın bakmak isteyebilirsiniz. Ya da PDF dokümanı tam olarak istediğiniz görünümde açılmamış olabilir. Bu durumda PDF içindeki dokümanları yakınlaşıp uzaklaşmanızı sağlayan ya da seçim yapmanızı sağlayan Select and Zoom araçlarına ayarlanırız. Select and Zoom, yani seç ve yakınlaştır araçları, döküman içinde istediğiniz alanlara yaklaşmanızı ya da seçmenizi sağlar. Select and Zoom araçları eğer kapalıysa bunları açmak için araç çubukları üzerinde sağ düğmeye tıklayıp Select and Zoom seçeneğinin işaretli olduğundan emin olabilirsiniz. Öncelikle kapatıyorum. Seçme ve yakınlaştırma araçları kapandı Select and Zoom. Şimdi tekrar aynı seçeneği seçerek Select and Zoom araçlarını açıyorum. Seç ve yakınlaştır araç çubuklarını açmanın bir başka yolu ise View, Toolbars altından Select and Zoom seçeneğini seçmektir. Bu araç çubuğunun bazı araçları gözükmemekte. Bu araç çubuğunu dışarıya alarak sürükleyip bırakarak daha geniş bir alanda diğer araçlarını da açacağız. Herhangi bir araç çubuğuna ait diğer araçları açmak için View, Toolbars, Toolbars, More Tools seçeneğini seçip ilgili alandan burada Select and Zoom aracımız olduğu için bunun altından ilgili bölümleri işaretleyebilir. Ya da araç çubuğunun üzerinde sağ tıklayıp boş bir alanı sağ tıklayıp açmak istediğiniz araçları tıklayarak bu araçların da araç çubuğunda gözükmesini sağlayabilirsiniz. Seçme ve yakınlaştırma panelinde ilk olarak yakınlaştırma değeriyle çalışacağız. Yakınlaştırma değeri açılır bir menü altında hazır yakınlaştırma ayarlarını ve diğer özellikleri barındırmaktadır. Örneğin sayfamıza %75 ile yani orijinal değerinden biraz daha küçük bir boyutta bakmak istersek buradan %75'i %100 değeriyle bakmak istersek %100'ü ya da daha da yakından bakmak istersek diğer boyutlardan bir tanesini seçebiliriz. Sayfamızı tekrar %100 genişliğine getirmek için %100 seçmemiz yeterli olacaktır. Bu menü altında bunun dışında gerçek boyut sayfaya sığdır, genişliğe sığdır ve görünebilir alana sığdır gibi seçeneklerde bulunmaktadır. Bu alandan küçük bir değer seçmeniz durumunda dokümanınıza uzaktan ve tamamını görecek bir şekilde bakabilirsiniz. Sığdırma seçeneklerine bakalım. Sayfamı öncelikle %100'e getiriyorum ve buradan Fit Page yani sayfaya sığdır seçeneğini işaretliyorum. Bunu seçtiğimiz anda PDF dokümanınız ekranınızda görüntülebilecek en uygun boyuta getirilir. Bu boyuttayken dokümanınızın bir sayfası ekran içindeki görünebilir alana sığacak şekilde boyutlandırılır. Genişliğe sığdır seçeneğini seçtiğinizde dokümanınızın genişliği ekranınız içindeki görünebilir alanın genişliğine eşitlenecektir. Bu durumda sayfanın geri kalanını görmek için sayfayı aşağı doğru kaydırmak zorunda kalabilirsiniz. Görünebilir alana sığdır ise dokümanımızın ekranda görüntülenebilecek tüm alanı kaplayacak şekilde görülen, görüntülenmesini sağlar. Sayfamızın görünümünü tekrar %100 ya da Actual Size yerine getiriyorum. Sayfa içinde kullanabileceğimiz bir başka yakınlaştırma aracı ise sayfanın içinde istediğimiz yeri seçerek o alanı büyütmeye yarayan aracı. Bu araca Marky Zoom aracı deriz. Marky Zoom aracını seçtikten sonra sayfanızın içerisinde yakınlaşarak bakmak istediğiniz yere farenizin sol tuşuyla basarak ve farenin sol tuşunu basılı tutarak bu alanı seçebilir ve bu alanın yakınlaşmasını sağlayabilirsiniz. Dökümanı tekrar actual size'a yani varsayılan boyutuna geri döndürmek için gerçek boyutuna actual size seçeneğini seçebiliriz. Döküman içerisinde kademeli olarak yakınlaşma ve uzaklaşma yapmak için artı butonuna basabilir. Ya da uzaklaşma için eksi butonuna basarak, zoom out butonuna basarak dökümandan uzaklaşabilirsiniz. Döküman içerisinde yakınlaşma ve uzaklaşma için kullanabileceğimiz diğer bir araç ise dinamik yakınlaştırma ya da uzaklaştırma aracı olan dynamic zoom aracıdır. Dynamic zoom aracını etkin hale getirmek için eğer gözükmüyorsa araç çubuğunuzda boşlukta herhangi bir yere sağ tıklayıp Dynamic zoom seçeneğini seçebilirsiniz. Dynamic zoom seçeneğini seçtikten sonra dokümanınız içerisinde herhangi bir noktaya tıklayıp farenizi yukarı doğru işaret sürüklediğinizde evet yanlış aracım seçili Dynamic zoom aracını seçiyorum. Dynamic zoom aracını seçip dokümanınız içerisinde herhangi bir yere tıklayıp yukarı doğru ittirdiğimizde dokümana yaklaştığımızı aşağı doğru çektiğimizde ise uzaklaştığımızı görürsünüz. Bu işlemi yapmak için dynamic zoom aracı seçiliyken farenizin sol tuşuna basıp yukarı ve eliniz basılı tutarak tabii ki aşağı hareket ettirmeniz yeterli olacaktır. Döküman içerisinde herhangi bir noktaya yakınlaşıp uzaklaşmak için kullanabileceğimiz bir başka araç ise zoom and pan yani kaydırma ve yakınlaştırma aracıdır. Zoom and pan butonuna bastığınız zaman pan and zoom penceresi açılır. Ve bu pencere içerisinde dikdörtgenin kenarlarından sürükleyerek sayfanız içerisinde istediğiniz herhangi bir noktaya yaklaşabilirsiniz. Yaklaştığınız bu noktayı hareket ettirebilir ve sayfanızın başka noktalarına ulaşabilirsiniz. Bu pencereyle ilgili olarak bu ee, dikdörtgenle ilgili olarak büyütme küçültme işlemlerini isterseniz numerik olarak yapabilir. Ya da bu pencerenizin çerçeve rengi özelliklerini farklı bir renge çevirebilirsiniz. Bu özellikle çerçeve ile aynı renk arka plan kullanan bir dokümanınız varsa oldukça kullanışlı bir özelliktir. Çarpı butonuna basarak panel zoom penceresini kapatabilirsiniz. PDF dokümanların içinde genellikle birden fazla sayfa bulunur. Dokümanlarınız içindeki sayfa sayısı arttıkça sayfalar arasında gezinmekte zorlaşabilir. Bu nedenle Adobe Acrobat içerisinde dokümanlarınız arasında dolaşmanızı sağlayacak kolay gezinme yani navigasyon araçları bulunmaktadır. Bu örneğimiz için derslik klasörü altındaki varlıklar klasörü içinden ürünler çok sayfa nokta pdf dokümanına çift tıklayarak açıyorum. Bu çok sayfalı bir pdf dokümanı. Çok sayfalı bir pdf dokümanı içerisinde sağdaki kaydırma çubuğunu kullanarak sayfalarınız arasında gezinebilirsiniz ya da Next Page ya da Previous Page butonlarını kullanarak istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz. Veya View menüsü altından Go To altındaki Next Page ya da Previous Page butonlarını kullanabilir. Veya bunların kısa yolları olan önceki sayfa için klavyenin üzerindeki sol ok, sonraki sayfa için klavyenin üzerindeki sağ ok, ilk sayfa için home son sayfa için end butonlarını kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sayfalar gezinme panelinden yani pages panelinden istediğiniz sayfayı tıklayarak bu sayfaya ilerleyebilir ve sayfanızın içinde hareket edebilirsiniz. Sayfalar panelinden birinci sayfaya gidip pages panelini kapatıyorum. Evet. Kaydırma çubuğunu ka e hareket ettirerek sayfalarımız arasında gezinebildiğimizden bahsetmiştik. Kaydırma çubuğu farklı görünüm yöntemleri seçili olduğunda farklı işlevler gösterebilir. Örneğin şu anda bizim sayfamız Fit Width yani genişliğe sığdır modunda. Yani dökümanımızın genişliği görülebilir alana sığdırılacak şekilde gözükmekte. Biz bu butonun yanındaki sayfaya sığdır yani Fit Page butonuna basarak sayfanın Döküman içerisinde, PDF içerisinde tek bir sayfayı gösterecek şekilde görüntülenmesini sağlayabiliriz. Bu durumda kaydırma çubuğu aşağı hareket ettirildiğinde kaydırma çubuğunun sizi hangi sayfaya göstereceğini görebilirsiniz. Gitmek istediğiniz sayfayı bu alanda gördükten sonra kaydırma çubuğunu bırakabilir ve ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Bu görünüm sadece fit width bu görünüm sadece fit page seçeneğinde gözükmektedir. Döküman içerisinde herhangi bir sayfaya gitmek için View menüsü altından Go to Page seçeneğini seçerek istediğiniz sayfa numarasını yazıp OK butonuna basabilirsiniz. Bu durumda Acrobat sizi görüntülemek istediğiniz sayfaya götürecektir. Acrobat ile PDF dokümanlarınızı görüntülerken farklı görünüm seçenekleri bulunmaktadır. Bunlara View menüsü altından Page Display altından ulaşabilirsiniz. Bu seçeneklerin farklarını anlamak için öncelikle Single Page Continuous seçiliyken faremizle tekerleğini çevirerek sayfalar arasında hareket edelim. Bu işlemi yaptığınızda sayfadan sayfaya sürekli olarak geçildiğini göreceksiniz. Bir diğer seçenek ise View, Page Display, Single Page'dir. Bu durumda ise fare tekerleğinizi hareket ettirdiğinizde sayfa sonuna geldiğinizde biraz yukarı çıkalım. Bir sonraki sayfaya direkt olarak geçtiğinizi görürsünüz. Bir önceki seçenektekinin aksine sürekli bir sayfa akışı değil sadece tek bir sayfa içinde hareket edebildiğiniz durum söz konusudur. Sayfa görünümlerinde diğer bir seçenek ise View bölümünden Page Display To Up'dır. Two up seçtiğimizde akrobat aynı anda iki sayfa gözü gösterecek şekilde sayfa görünümlerini ayarlar. Bu durumda fareniz üzerindeki tekerleği hareket ettirdiğinizde sayfalar sürekli olarak değil, aynı anda tek bir sayfayı gösterecek şekilde daha doğrusu bir sayfa çiftini gösterecek şekilde ekranda görüntülenirler. View bölümünden Page Display Two up continuous seçerseniz bu durumda fare tekerleğinizle aşağı indiğinizde sayfaların birbiri ardına sürekli olarak gösterildiğini görebilirsiniz. PDF dokümanlarında görünümü döndürmek için View, Rotate View, Clockwise ya da Counter Clockwise seçebilirsiniz. Clockwise seçtiğinizde PDF dokümanlarının görünümü saat yönünde. View, Rotate View, Counter Clockwise seçtiğinizde ise saatin ters yönde dönecektir. Bu durumda sadece PDF dokümanlarının görünümü değişir. Dokümanların orijinal yerleşimleri ya da sayfalarınızın orijinal yerleşimleri üzerinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. PDF dokümanı içinde sadece okuma yaptığınızda gereksiz araç çubuklarının kapalı olmasını isteyebilirsiniz. Bu durumda View menüsünden Reading Mode seçeneğini seçebilir ya da CTRL-H kullanarak akrobat içindeki araç çubuklarının kapanmasını, ve alanın çoğunlukla olarak PDF dokümanına ayrılmasını sağlayabilirsiniz. Bu durumda sadece Acrobat'ın dosya menüsü açık kalacaktır. View bölümünden Reading modu tekrar kapatarak araç çubuklarınızın açılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra View seçeneğinden Full Screen mod yani tam ekran moduna geçtiğinizde Acrobat içerisinde sadece PDF dokümanınız görüntülenecek. Tüm araç çubukları ve diğer görünümler kapanacaktır. Tam ekran modundan çıkmak için klavyenizden ESC tuşuna basmanız yeterlidir.